Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul erbaune min kitab-ı takrib. Takriben bugün 40. dersini okuyoruz. Ed-dersu salisu icazeten birkaç derslerinden 3. derbe. Yücizu gayre muayyeni. Bir kişi muayyen olmayan birine ne veriyor? İcazet veriyor. Ama bi vesfil umum. Bi vesfil umum vesfiyle. Yani am bir vesfle ne diyor? Gayri muayyene icazet veriyor. Örnek. Kecestül müslimine. Bak icazet verdiği kişiler belli değil. Ama am bir vesfle nedir? İslam vesfiyle. Müslümanlara işte icazet verdim. Fran kitabımın icazeti verdim. Ev kulle ahadin. Vesf-ül umum nedir? Kulle ahadin. Ne eğitim nahi? Kulle ahade. Herkese icazet verdim. Ev ehle zemani. Ev ne? Ehle zemani. Ehlü zamanıma icazet verdim. Zamanımın ehline ne verdim? İcazet verdim. Ehli zamanda an bir vesef, kulla ahad an bir vesef, muslimine, İslam an bir nedir? Vesef. Bak burada an bir vesef ile gayri muayyene icazet veriyor. Tamam, böyle bir icazet var. İcazeti gayri muayyen bir vesef-ül umum var. Bu caiz mi, değil mi? Böyle bir icazet makbul mu? Böyle bir icazetle rivayet caiz mi, değil mi? Diyor ve fî hilâfun lil müteahhirîne. Burada müteahhirlerin neyi var? Müteahhirlerin hilafi var. Kimisine göre caiz, kimisine göre caiz değil. Oldu mu olmadı? Bitti. İcazetu gayri muayyen bi vesfil umum. Böyle bir kısım icazet olduğunu öğrendik. Bunlar rivayet caiz mi değil mi? Müteahhirlerin burada neyi var? Hilafi var. Peki fe in qayyedha bu icazete gayri muayyeni muciz kaydandırırsa muciz ne derse? Bir vesfin hasiri hasır edici bir vesfla yani öyle bir vesf zikrediyor ki icazetleri verilenleri hepsini kapsıyor. Biraz önce vesf-ül umum değil. Bu sefer bu vesif, o mucazları ne ediyor? Kapsıyor. Yani belli bir grubu kapsıyor, topluyor. Caiz mi değil mi bu? E diyor, bu fe akrabu iler cevazı. Hilafe beraber, bu cevaza öncekinden daha nedir? Daha nedir? Vesf-ül umumla caiz olunca, vesf-i hasırla, tarik-i evleyle nedir? Caizdir. Oldu mu olmadı? Hani müminlerin hilafi var. Kimisi böyle bir icazetle böyle bir icazeti kabul görüyor. Kimisi kabul görmüyor. Diyor ve minel mucevvizine el kadi Ebu Tayyib. Kadi Ebu Tayyib mucevvizlerdendir. Vel hatib mucevvizlerdendir. Ve Ebu Abdillah Lâh ibn-i Mende böyle bir icazeti, böyle bir icazetle rivayeti caiz görenlerdendir. Ve ibn-i Attab mucevizlerdendir. Vel hafiz Ebu'l-Ala öyle değil mi? Vel hafiz Ebu'l-Ala mucevizlerdendir. Ve âkharûne, başkalar da var. Başkalar da var. Oldu mu olmadı? Halim öğrendiniz mi? Bitti. Kâle Şeyh, Şeyh İbn-i Salah, haşa vefat etmişti. 643, doğru. Lem ve lem yusma an ahadin yuhteda bihi, kendisine ihtida edilen herhangi birinden işitilmemiş. Ne işitilmemiş? Er-rivayetu bihazihi. Bu icazetle rivayet sıradakiler
yapmış olabilir. Ama muhteda bihi olan, muhtemedu aleyhi olan biri bununla rivayet ettiğini diyor, görmemişiz, işitmemiş. Kâle şeyh ve lem yusma an ahadin yuhteda bihi ne lem yusma el rivayetu bihazi. Bu icazetle rivayet işitilmemiş. Oldu. Kultu ez-zahir min kelami musahhihiha. Bu icazeti sahih görenlerin kelamının zahiri. Caiz görmeyen zaten caiz görmez. Caiz görenler bu icazeti, bu icazetin musahhihinin kelamının zahiri cevazu rivayeti biha. Bu icazetle rivayet nedir? Caizdir. İcazeti sahih görenlerin kelamının zahiri sarahaten olmamayla birlikte onların kelamının zahiri o ki bu icazetle rivayet caiz. Madem böyle bir icazet sahihdir, böyle bir icazetle rivayet de yapılabilir. Ve haza yahtedi sihata, bence bu yok. Hele ve haza yahtedi sihata, bunun sinki var mı? Bunu yok kabul eden. Niye onların kelamının zahiri o ki, yani müstahihlerin kelamının zahiri o ki rivayet caizdir? Diyor ve eyyü faydetin laha. Bu icazetin faydası nedir? Bu icazetinin sihhatinin faydası nedir? Gayru rivayeti biha. Şimdi icazet sahih mi değil mi? Yani icazenin sihhatinin faydası ne? Onunla rivayet etmek caiz. Sahihse rivayet edilebilir. Sahih değilse rivayet edilmez. Peki icazet sahihdir. Rivayetten başka, cevaz rivayetten başka faydası ne olabilir? Başka olamaz. Yok, icazet sahihdir, rivayet yapılmaz. O zaman faydası ne? Yani ne demek? Bu icazet sahih diyenlerin kelamının zahiri istiyor ki rivayeti de caiz. Niye? Çünkü sıhhatul İcazelerin faydası cevaz-ı rivayettir. Başka yok ki. Eğer bu da yoksa o zaman icazetin sıhhatinin hiçbir anlamı kalmaz. Bakın, kultu ez-zahir min kelami musahhihiha cevaz-ı rivayeti biha. Hakikaten onların kelamı zahiri budur. Evet diyor. Ve eyyü faydetin laha. Laha icazete gider. Yani ve eyyü faydetin li sıhhatiha. İcazetin sıhhatinin faydası nedir? Gayru rivayeti biha. Rivayetin gayrisinin faydası nedir? Rivayetinin gayrisinin faydası nedir? Yani icazet var ama rivayet etmek nasıl? İcazet var, sahihtir. Ama rivayet yapmak nasıl, ne faydası var? Başa yani rivayet, cevaz-ı rivayetin başa faydası nedir? Yani hiçbir faydası yok. Faydası sadece cevaz-ı rivayettir. Peki o zaman icazet sahih diyenlerin kerami ne istiyor? Demek rivayet, bu icazetle rivayet caizdir. Niye? Çünkü icazetin sıhhatinin faydası başka yok, cevaz-ı rivayetten başka. Eğer bu da kabul etmezsek o zaman icazetin sıhhatinin hiçbir faydası, hiçbir anlamı kalmaz. Ve hâzâ yehtedî sıhhata, bence bu fazla. Şeye bakın, irşâd-ı tullâh bil-hakâika, bakın bunun aslıdır. Orada da, ve hâzâ yehtedî sıhhata, bu ibare yok. İbare biraz değişiklik olabilir ama bu ibare orada da yok. Parantez içine alın, silmeyin. Bence bir mantıklı, bir, yani izah edilen bir faydası görülmüyor. Bu haza kultu gitmez miydi? Bu haza kultu. Yaktadî sıhhati. Yok, şimdi ne yapar? Haza, bu tesih yaktadî sıhhati, cevaz rivayetin sıhhatini ister. Ve haza yahtedi sıhhata. Ancak şöyle yapabiliriz. Ve haza bu teshih. Bu ne? Teshih. Yani icazetin teshihi yahtedi sıhhata rivayetin sıhhatini ister. Yani bu şekil icazet sıhhattir dersek bu rivayetin cevazını da sıhhatini de ister. Niye? Ve eyyü faydınlâ gayrı rivayet biha. Yani rivayetten başka icazetin sıhhatinin faydası nedir? Başka yok ki. Ancak ve haza bu teshihul icazet, bu keunul icazeti sahihaten,
بو يعطيني صحة صحة الرواية رواية صحتني ما دام إجازة صحيح در أو زمان رواية صحيح در نية در أي فائدة لا غير رواية في أنا بو شكل بيز يا ما يفعلرز أما أورمسا دها إيه أولدر أولدون الضرب الرابع إجازة بمجهول مجهول bir kitabı, bir takım şeyleri icazet veriyor. Bak meçhulü ne yapıyor? İcazet. Ev lehu yahut da meçhul birine icazet veriliyor. Farkı anlıyorsun? Biri, birincisi meçhul bir şeyi icazet veriyor. Diğeri meçhule. Meçhul birine icazet veriyor. Ke ecez tüke. Bak mucaz belli. Ecez tüke. Ne icazet verdim sana? Kitab-ı Süneni. Kitab-ı Süneni sana icazet verdi. Peki ve huve bu muciz ve huve kim? Muciz. Yer ve kutubel fi Süneni. Sünende bir sürü kitapları rivayet ediyor. Peki o kitaplardan hangisini Kitab-ı Sünen demiş? Hangi kitaplar? Belli mi? E bak meşhur bir Kitab-ı Süneni icazet verdi. Haydar anlamadınız. Bildiniz burada nasıl oluyor? اَوْ اَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْدِمَشْقِيِّ Muhammed bin Halid-i Meşk'e icazet verdi. Neyi verdim? Muhammed kitab-ı sünneni diyor. Ha falan kitabı mı diyor yani. İcazet verdiği şey ise malum ise meşhur. Gaye icazet verdiği kişi meşhur. Diyor اَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْدِمَشْقِيِّ diyor. وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الْاِسْمِ وَهُنَاكَ cemaatun müşterikune fi hazel ismi. Halbuki bu isimde bir cemaat müşterektir. Bu Muhammed bin Halid-i Meşki kimdir bilinmiyor. İşte fehyen meşhuretun. İcazetu bi meşhulin. İcazetun li meşhulin. Bu nedir? Bu batıl. Bu batıl. Böyle bir icazet batıl. Meşhul birine icazet vermek de batıl. Meşhur bir şeyi icazet vermek de batıl. Bilmedin birine layık mı değil mi nasıl icazet verirsin? Bilinmeyen bir şeyi nasıl icazet verirsin? Adam yarın neyi bana icazet vermiş, bu icazet yoluyla neyi rivayet ediyor bilmiyor. Peki feyne icazet li cemaatin, bir cemaate icazet verdi. Musemmeyne fil icazeti. İcazete hepsinin isimleri ne oluyor? Geçiyor, zikrediliyor. اَوْ غَيْرِهَا yahut icazetten gayrisine isimleri zikrediliyor. Frankes, Frankes, Frankes'e icazet verdim diyor. Veyahut da icazetten önce isimleri Frankes diyor. Herhangi bir yerde isimleri zikredilmiş. اَمَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِعَيَانِهِمْ Zeyd, Amr, Bekir, Halid, Hasan, Hüseyin'e icazet veriyorum. Ama Zeyd kimdir bilmiyor, Halid kimdir bilmiyor. وَلَا اَنْسَابِمْ Onların aileleriyle de bilmiyor, nesepleri de bilmiyor. وَلَا عَدَدِهِمْ Kaç kişidirler onu da bilmiyor. وَلَا تَسَفَّحَهُمْ Onları araştırmamışlar. Böyle bir icazet nasıldır? Diyor, sıhhat el icazet. İcazet nedir? Abdülber, Alim, Hüseyin, Muhammed, Haydar, Nahid, Abdullah bunların icazeti ne eğitim? Verdi. Bunlar kimdir bilmiyor. Caizler. كَسَمَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فَازِ الْحَالِ Şimdi bu durumda, diyelim ben sizin isminizi biliyorum, aynenizi, nesebinizi, adedinizi bilmiyorum. Ben hadis okuyorum, siz beni dinliyorsun. Bu sema caiz mi değil mi? Caiz. Bu sema caiz olduğu gibi, bu şekil icazete, bu kişilerin semai caiz olduğu gibi, bu kişilerin icazeti de caizdir. Tekrar ediyorum. فَاِنْ اَجَازَ لِيْجَمَاَةٍ مُسَمَّيْنَ فِي الْاِجَازَةِ اَوْ غَيْلَهِ Yahut da icazetin gayrisinde ne yapılıyorlar? Zikir ediliyorlar. Ama وَلَمْ يَعْرِفُ Muciz bunları tanımıyor bir ayenim. Zeyd kimdir bilmiyor. Amir kimdir? Aynı şahsi bilmiyor. وَلَا اَنْسَابِمْ Nesebleri de bunları bilmiyor. وَلَا عَدَدِهِمْ Kaç kişidirler bununla da bilmiyor. وَلَا تَسَفَّحَهُمْ Bunları araştırmamışlar. صَحَةِ الْاِجَازَةُ Böyle bir icazet nedir? Sahidir. Kesema'im. Bu kişilerin sema'i minhu. Bu mucizden, bu kişiden fi meclisi, kendi meclisinden fi haz hali. Bu halde ki adetleri, aynları falan bilmiyor. Onun meclisine otursalar, bunun hadisini dinleseler.
bu semaları caiz değil mi? Caiz. Semaları caiz olduğu gibi aynı kişilerin, aynı sıfattaki kişilerin icazeti de nedir? Caizdir. Ve emma ecestu limen yeşâ'u fulanun. Ve emma ecestu limen yeşâ'u fulanun. Ve nahvu ev nahvu hâzâ. Diyor, ecestu limen yeşâ'u fulanun. Ben diyorum, nahit istediği kişilere icazet verdi. Ev nahvu hâzâ. Bunun benzerini söylüyorum. Bunun benzerini ne diyorum? Söylüyorum. Fefihi cehalet. Burada ne var? Cehalet. Nahit kimi istiyor? Ne biliyoruz ki? Yarın nahit buna icazet ver, şuna verme. Biz ne biliriz kime diliyor icazetini? Kimin icazetini diliyor, kimin icazetini dilemiyor. Biz ne biliriz? O zaman burada ne var? Cehalet var. Sanki icazetu li meşhulin olmuş oluyor. Caiz değil. Fefi cehalet. Burada ne var? Cehalet var. Tek borsa da yeterliydi. Bir de ve talikun ne var? Bak nahit ne zaman kimi istediğini bilemeyiz ki. Bak kimi istediğini bilemeyince meşhur oldu. Ne zaman, bak diyorum, nahit say demiş, ne zaman dilerse icazet veriyor. Nahit ne zaman diliyor onu da bilemeyiz. Hem cehalet var hem talik var. Fel eser bu butlandır. Eser o ki bu butlandır. Niye? Ya icazet-i meçhul yalnız caiz değildi. Bu icazet-i meçhulla birlikte talik de var. Ezher o ki bu nedir? Bu batıldır. Niye? Çünkü cehalet var. Talik vaktinde cehaleti var. O icazet kime vereceğinde, nahi kimi tercih edeceğinde cehaleti var. Ve bihi bu butlanla kat'al Kadi Ebu Tayyib Eşşafi'yi. Kadi Ebu Tayyib Eşşafi o da ne demiş? Demiş kesin batıldı böyle bir icazet. Ve sahahahu İbnül Ferra el Hanbeli. Yalnız Hanbeli mezhebine mensup İbnül Ferra demiş böyle bir icazet nedir? Sahihdir. Böyle bir icazet nedir? Sahihdir. Ve İbni Amrus demiş sahihdir. Ve İbn-i Amruş el-Malikiyyü. Demek ki İbn-i Ferah-i Hanbeli, İbn-i Umrusil Maliki diyorlar böyle bir icazet nedir? Böyle bir icazet sahiptir. Yani sahahahu icazete götürürsek müennes. Ve sahahahu yani bu derb icazet. Bu derb ne? Yani icazet bir meçhul, icazet li meçhul. Öyle değil mi? Bu nedir? Tabi icazet meçhulden de öte. Yani böyle bir cehalet. Yani ecestu limen yeşâ'u fulânun. Bu nev icazeti icazet ezer o ki batıldır. Kadi Ebu Tayyib-i Şafi de diyor batıldır. İbn-i Ferah Hanbeli diyor sahidir. İbn-i Umrus Maliki diyor bu nev icazet nedir? Sahidir. Oldu. Ve lev kâle ecestu limen yeşâ'u l-icazete. Ben diyorum kim benden icazeti dilerse ona icazet verdim. وَلَوْ قَالَ اَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْاِجَازَةِ اَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْاِجَازَةِ Kim icazeti benden dilerse ben ona icazet verdim. Bu فَوَكِ اَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانُ Sanki demişim nahidin dilediği kişiye icazet verdim. Biraz önce Nahid'in meşhedine talih etmiştim. Bu sefer de kim dilerse ben ona icazet vermişim. Bak o kişinin meşhedine bu sefer bağlamışım. Abdülber dilerse Abdülber'e verdim. Biraz önce Nahid dilediği kişiye verdim. Bu sefer dileyen kişiye icazet verdim. Oldu. وَلَوْ قَلَ اَجَسُ لِمَنْ يَشَّعُ الْاِجَازَةَ فَوَكَ اَجَسُ لِمَنْ يَشَّعُ فُلَانُ Yalnız bu ekser cehaletten. Bunun cehaleti daha nedir? Bunun cehaleti daha fazla. Niye? Biraz önce nahit dilediği kişiye icazet veriyorum. Bak, bir kişinin, belli bir kişinin meşiyetine bağlamışım. Ama bu sefer kim dilerse ona verdim. Abdülber mi diliyor? Ali mi diliyor? Haydar mı diliyor? Muhammed mi diliyor? Bilmiyoruz ki kim diliyor. Bak, çokların meşiyetine ne yapılmış? Çokların meşiyetine
tahrik edilmiş. Çokların meşiyetine ne olmuş? Tahrik edilmiş. Ama biraz önce bir kişinin meşiyetine ne yapılmıştı? Tahrik edilmiş. Biraz önce malum bir kişinin meşiyetine tahrik edilmişti. Sadece meşhur bu kimi diliyor onu bilmiyorum. Bu sefer kim dilerse ona cezet verdim. Bak meşhur birilerinin çoklarının meşiyetini bu sefer tahrik etmişti. Onun için diyor ki ecesü limen yeşşav fulanun ve ekseru cehaleten. Cehalet ürünle bu daha fazladır. Ve lev kâle ecesü limen yeşşav rivayete anni. Bak biraz önce diyorum ecesü limen yeşşav ricazete. Biraz daha am. İcazeti dileyene icazet verdim. Bu sefer ecesü limen yeşşav rivayete anni. Kim benden hadisi rivayet ederse ben ona icazet verdim. Fevla bil cevazi. Niye? Bak diyor yeşşav rivayete. Bu biraz daha taksis edilir. Niye? Lennev teslim bir muhtedel hal. Şimdi biraz önce ne diyordum? İcazet isteyene verdim. Kim icazet istiyorsa ona icazet verdim. Peki icazetin muhtedası nedir? İcazet ne istiyor? Rivayet istemiyor mu? Yani icazet rivayet için değil mi? Bak icazetin muktedası nedir? Rivayettir. Biraz önce diyordu ecesü limen yeşavur icazeti. İcazeti dileyen. İcazetin muktedası rivayettir. Ona değmiyordu. Bu sefer diyor ecesü limen yeşavur rivayete anni. Bak o icazetin muktedası ku cevazı rivayettir. Ku rivayeti sırahtan söylemiş. Bu fevla bil cevazı. Niye? Lennev teslim bi muktedel hal. Muktedel halın teslihidir. Muktedel hal nedir? Ko icazetin. Muktedası nedir? Rivayettir. Direktmen rivayeti ne ediyor? Zikrediyor. Oldu. Şimdi birine icazet vermek ne gerektiriyor? Adam dilerse rivayet edebilir. İcazetin amacı, icazetin muktedası nedir? Rivayettir. Bu sefer direktmen sırah da onu söylüyor. Kim icazetin muktedası olan rivayeti isterse benden, ben icazeti verdim. Demir kim icazeti isterse bu sefer. Kim rivayet icazet, kim rivayet isterse. وَلَوْ قَالَ اَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَزَا وَلَوْ قَالَ اَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَزَا اِنْشَاءَ الرِّوَايَتَهُ عَنِّي وَلَوْ قَالَ اَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَزَا اِنْشَاءَ الرِّوَايَتَهُ عَنِّي Ben diyorum, ben falan kitabıma Abdülber'e icazet verdim. Eğer Abdülber o kitabın icazetini benden isterse. Ev leke, ben sana icazet verdim, inşallah tekesen dilersen. Ev ehbebte, seversen. Ev erete, arzularsan. Felezzet cevazı. Böyle bir icazet nedir? Caiz. Tekrar ediyorum. Ve lev kâle ecesu li fulanin keza. Bak, fulanin keza. Adamın da ben diyor, icazet verdi şeyde. Yalnız inşa'e. İcazet verdiği kişi belli. İcazet verilen kitap da belli. Sadece diyor inşa rivayeti ve anni tehid var. Ev leke inşite, ev ehbebte, ev erete, fel ezer cevazu. Bunun neydi? Bunun cevazıdır. Olur mu olmadı? Yeterli olsun mu? İcazetin beşinci derbine geldi. Zaten beş, altı, yedi bitiyor orada. Yeter nefes Allah'ın nefes